Projemiz için ihtiyaç duyacağımız ayarlar tablosunu, settings tablosuna ihtiyacımız var. Bu setting tablosu projemiz için tek satırlık bir bilgi. Yani eğer herhangi bir ürünün bir içeriğin içinde değilsek ana içerikte, yani ana sayfada görünecek title, ana içerikte istediğimiz anahtar kelimeler, kısa açıklama, şirketimizin adı, adresimiz, telefon, fax, e-mail, bu müşterilerle, üyelerle haberleşirken şifre gönderme, getirme, rezervasyon onaylandı vesaire, o tip işlemleri yerine getirmek için bizim SMTP, yani e-mail gönderebilen e-mail ayarlarına ihtiyacımız var. Bir e-mail server'a, bir e-mail adresine, onun şifresine ve onun SMTP portuna ihtiyacımız var ki sistem otomatik gönderebilsin. Yoksa kendimiz göndermemiz gerekecek. Bu da saçma bir şey olur. Sonra varsa sosyal medya hesaplarımız, en basit haliyle yapıyorum. Yoksa sosyal medya hesaplarını daha profesyonel bir çözümde, sosyal medya hesaplarını ayrı bir tabloda tutarsınız. Orada eklenir, çıkarılır, silinir. Ama ben basit olarak buraya ekledim. Temel sayfalar aynı şekilde hakkımızda kontak, referans sayfaları bu şekilde yapıyoruz. Statüste, yani orayı, siteyi kapatabiliriz belki. Yani status true yaparsak site açık, false yaparsak bir tane yapım aşamasından da sayfasına yönlendirebiliriz diye bir şey yaptık, ya da aktif deaktif diye bir şey koyarız. Her seferinde onu kontrol ederiz. Eğer bu aktifse siteyi açılsın, yoksa açılmasın gibi. Yani bu ayar bizim sitemizin ayarları. Yani bütün programlarda bir referans kısmı var. Bütün sitelerde bir ayar kısmı var. Bizim de bu bizim sitemizin ayarları arkadaşlar. İhtiyaç olan diğer ayarları buraya ekleyebilirsiniz. İhtiyaç duyabileceğiniz ayarları. Şimdi bunun için hemen şey açalım. Projemizde şöyle hemen görerek yapayım aynı zamanda. İkide bir gidip oraya bakmayayım. Şimdi ben bu ayarlar sekmemiz admin'de olacağımız için ben bu entity'yi deneyeceğim. Şimdi entity'de bir admin klasörü açacağım. Onun içerisine yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Director. Admin içerisine yerleştirmek istiyorum. Bunun için şey yapıyorum. PHP. Neden admin'e koydum? Crud yaptığım zaman otomatik gidip admin'de oluştursun. Benim şeyi, kontrolörü, template'leri admin'de oluştursun diye. Entity nereye oluşturursanız crud'ları da aynı gidip ilgili klasörde oluşturur. Bu da aklınızda olsun. Bin, console, mac, entity. Önce tabloyu oluşturduk mu ki? Mac entity setting. Şimdi bazı framework'ler, mesela Laravel framework'ü best setting diye oluşturuyorum, o gidip s ekliyordu. Sonuna s ekliyoruz. Dolayısıyla s taksı eklemiyorum, böyle bir alışkanlık olmasın diye. Best settings yapıyordum. Kendisi de gidip settings s yapıyordu, yani bir s daha ekliyordu gibi. Framework'ten framework'e değişiyor. Ben setting diye ekliyorum. Başlıyorum. Neyim var burada? İlk oluşturur oturmaz bakın bir repository'miz oluşuyor. Title, string, bir sayfanın title'ı kaç olabilir? 150 mi? 100 mü? 150 olsun hadi title. Boş olabilsin. Yes. İkincisi keyword, string 255, iyiymiş bu, böyle enter gitme iyi. Description, bu bizim meta taglarımız için gerekli olan bilgileri bunlar. Ana sayfamızla ilgili. SEO için, evet. Aynı zamanda bütün kategori için de oluşturduk. Oteller için de oluşturduk. Her içerik için mutlaka SEO eklememiz gerekiyor. Description, çünkü dinamik gelecek bunlar. String 255, yes.
Sonra company name, yani company name aslında. Company ismi string kaç olabilir? Bilmem ne, ağaç altında yatar uyur oğlu limited şirketi dersek 100-150 olsun, hadi kısıtlamayalım. Yes. Adres kırmayalım, 255 olsun. Ne eklerse artık. Belki der adres 1, şu adres 0. Yes. Phone string 20 mi telefon? Yes. Fax string 20. Kaldı. Niye? Biz ekleyelim de ister kullansın ister. Sen ne kafana göre iş yapıyorsun? Allah'ım yarabbim ya. String. Ne, email ne olur? 50 olur mu? 75 olur mu? 50 yeter mi? Ya bilmem ne. Evet. SMTP server. Yani eğer Gmail account'unuzu kullanacaksınız, Gmail'in SMTP server'ı var, tamam mı? Onu yazmak zorundasınız. SMTP email, Gmail adresinizi, onun şifresini ve Gmail'in portunu veriyorsunuz. Bunları tanımlıyorsunuz. Email gönderirken burayı okuyup alıp ilgili yerlere koyduğunuz zaman sizin Gmail hesabınızdan alıp istediğiniz kişiye email otomatik gönderebiliyorsunuz. Yani sisteminiz öyle gönderebiliyor. SMTP server, SMTP email. Ne yaptık? String. SMTP server 20 yeter. Yes. SMTP email string, bu da 50 olsun. Yes. SMTP password. Üşenmeyin yani, böyle ismini yazın. SMTP pass diye geçmeyin yani. Alan adına baktığınız zaman ne olduğu görünsün arkadaşlar. Yani çekinmeyin. Çok çok da uzun olmasın, kısa da olmasın ama ne alanın ne olmasını istiyorsanız onu şey yapsın. Password string. Bu da 20, en fazla 20 olabilir. Çok da olmaz. Yes. SMTP port. Bu da string olsun. Yani bunlar şey olmadığı için, bunlar sayısal bir değer çarpım bölünmediği için bu tip değerleri string tanımlıyorum. Yani SMTP port normalde sayısal bir değerdir yani, ama bu değerler bir alıp bir yere yazmak içindir bu. Yani bir matematiksel işleme tabi tutulmadığı için kalkıp integer koyup zırt pırt hata versin istemiyoruz. Yani bunlar sadece yazma kolaylığı, SMTP. Facebook string kaç olabilir? Facebook adı 15-20 mi olur? 20 yapıyoruz. Yes. Instagram mı? Instagram mı? M-A-M-O. Instagram. Böyle mi? Evet. String. Bu da 20 olsun. Başka yok herhalde. Bu yes diyeceğiz. Henüz bir Instagram'ım bile yok benim. Anlıyor musun? Hadi gülümse. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Bilmiyor musunuz? Bir kedim bile yok. Anlıyor musun? Hadi gülümse. Çorum'da çok meşhur bir şarkı. Kimi dinliyorsunuz ya? Sezen Aksu'nun şarkısı. Sizi Kağıt Alımıçı'ya bir talim etmem lazım. Kağıt Alımıçı'ya. Sonra sayfalarımıza gelin. About az hakkımızda sayfası. Tipi ne olacak? Bunun tipi arkadaşlar string değil yani. Hakkımızda bir sürü yazı gelecek. String dersen 255, ama ne diyemem lazım? Text. Text
İstediğimiz kadar teksti alır içine. Yani sınırı yok. Bir sınırı var da yani bizim dolduracağımız bir sınır değil. Text. Yes. Kontakt sayfası. Şimdi yukarıda diyeceksiniz ki bunu hep aşamıyoruz. Yukarıda adres, fon, telefon, e-mail var. Kontakt sayfasının ne ihtiyacımız var? Yukarıdaki adres, telefon, e-mail bir e-mailin altına, bir faturanın altına, bir PDF'in altına, bir şeyin altına yazmak için, sistemde kullanmak için ekliyoruz. İletişim sayfası, bu onlarla iletişim sayfası olmaz. Çünkü iletişim sayfasında istediğimiz bilgiyi koymamız lazım. Binanın adresini koyacağız, gerekirse oraya bir harita koyacağız. Birden fazla adres koyacağız, telefon koyacağız, birden fazla fax, birden fazla e-mail, şubeleri koyacağız. Yani bir sürü şey dolduracağız. Dolayısıyla kontak diye bir sayfamız var. Kontak sayfasının içindeki bilgileri de kontak diye bir değişkende text olarak kaydedeceğiz. Anladınız mı? Buradan genelde hep kaybediliyor. Ben kontak, adres, fon, telefon zaten onlar var. Onları ekrana yazdırınca onlar iletişim. Onlar iletişim bilgileri. İletişim sayfası değil arkadaşlar. Evet, temel iletişim bilgileri ama şirketin birden fazla telefonu var, faksı var, dahili numaralar var, şubeleri var birden vesaire vesaire var oğlu var. Harita var. Sayfa komple sayfayı oluşturacağımız yer. Kontakt. Text. Yes. Hani aslında bu tip sayfaları ayrı bir tabloda da oluşturabiliriz. Yani sayfalar diye, page diye bir sayfa tablo oluşturup orada da istediğimiz kadar bunlardan oluştururuz. Ya da böyle fixse burada da çözüme kavuşturabiliriz. Mesela referans. References. Ne bu? Ha, bu diyor rezerv edilmiş bir reference diyelim. Bu rezerv edilmiş bir kelimedir. Bunu kullanamazsınız diyor. Doğru mu yazdım ya? Reference. Doğru mu? M ekleyeceğiz. Evet. Reference. Evet. Text. Yes. Status. String. 6-7'ye. True false yapacağız. Tamam. Bitti. Ne yapacağız şimdi bunu? Migration yapacağız arkadaşlar. Şunu alıyorum. Make migration. Mac'i silmedik. Mac migration. Neden tabloları böyle oluşturuyoruz? Neden kodla oluşturuyoruz? Modeli. Buradan gidip SQL Server'dan MySQL Server'da oluşursak ne olur? SQL Server'da mı oluşursak daha kolay? Tamam, tıklamaya geçelim. Tıklamanın kolay olduğunu düşünelim. Başka uygulamalar var. Gidersin. Mesela şöyle. MySQL Front gibi. Masaüstü uygulamalar var. Bak. Bak görün daha kolay hemen oluşturabilirim yani. Şöyle new derim. Tıklama yok. New derim. Table derim. Şak 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 yazarım. Seçerim. Oluşturur. Neden ama bunu oluşturuyoruz? Şimdi projeyi burada bitirdim. Bitirdim. Başka bir yere taşıdım. Başka bir yere taşıdın. Sıfırda çalıştıracaksın onu. Sıfır. Ne yapman lazım? Her taşıdığın yerde gidip tek tek veri tabanını oluşturman gerekmiyor mu? Elle. Ya da veri tabanını backup edeceksin. Gideceksin orada import edeceksin. Yapman lazım. Ama şeyin varsa bu şekilde oluşturduysan bir tane komuta bakıyor. Make migration diyorsun. Bitti. Bütün tabloları sana oluşturuyor yani. Gidip veri tabanında oluşturuyor. Anladın mı?
Bir de bu, şimdi MVC çalıştığımız için bunları yazmazsan model kısmı çalışmıyor yani. Entity olmazsa model çalışmaz yani. Bundan dolayı bizim şeyimiz var. Crud oluşturalım. Make crud. İnşallah. Şimdi deniyoruz. Şimdi ben admin'deki setting projede de göstereyim artık şey. Benim şeyler nerede ya? Çok mu kaydırdım şunları buraya? Bunu bir kaybediyorsun sonra bulamıyorum ha, açılmasını. Şurada. Oho. Viv'de mi buluyorduk şunu? Şunu kaybolunca nereden getiriyorsunuz? He şu tabi solda ya. Şunu çok yükseltince şey oldu, tamam. Evet şimdi. Ha admin'de oluşturmadı yalnız. Biz onu oluşturmamış mıydık biz? Nasıl? Bakalım geçmiş komutlarımıza bakıyorum. Evet yazmadık. Nasıl? Tek taşısak olmuyor çünkü burada repository'de bağlı olduğu şeyler orada olmuş. Bir deneyeceğiz dedik. Siz niye hatırlatmadınız? Bizim admin yazmıştım ben sanki ya. Yani make admin. Admin'i ben nerede yazdım burada? Bir yerde admin yazdım yani ben burada. Yazmamış mıyım? Ben böyle yazdım hatırlıyorum böyle. Admin. Şöyle yazdım hatırlıyorum ya. Yazmamış mıyım? Yazmamışız. Yazmamış. Evet. O zaman yine taşıyacağız. Çok bir şeyimiz yok yani. Taşıyacak çok. Mac. Crud setting. Çünkü sadece edit yapacağız orada. Yani şey yaptık. O işi gerçekleştirmediğimiz için kontrolümüzü taşıyalım. Tekrar o bildik hikayeyi tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorduk burada? Zaten settings'te çok sadece burayı admin yapıyorum. Diğer alanlara karışmıyorum çünkü zaten burada eklem çok iş yaptığımız bir şey değil. Burası yetiyor. Sadece buraya admin yapıyorum. Diğer alanlara karışmıyorum. Çünkü çok şey yapmayacağız yani. Burada sadece bir edit kullanacağız. Edit'i kullanacağız. Ekleme, listeleme, düzenleme falan olmayacak. Direkt düzenleyeceğiz. Şey, template'lerimize gelelim. Settings'i alıp admin içine atıyorum. Evet. Admin içerisinde. Delete'imiz yok. Forumumuzda şey yapmayacağız. Biz edit ve edit üzerinde duracağız arkadaşlar. Edit üzerinde duracağız. Edit'te buraya admin içerisinde olduğunu gösteriyorum sadece.
Evet. Delete olmayacak şeyimizde. Ya yani delete'imiz olmayacak. Şimdi benim şey yapmam lazım. Bu edit'i admin'e taşımam lazım. Yani admin'e adapte etmem lazım şu edit kısmını. Niye? Çünkü settings dediğimiz şey ekleme, silme, düzenlenecek bir şey değil. Sadece düzenleyeceğiz ve açık bırakacağız yani. Girdiğimiz zaman düzenleme modunda açık kalsın bizde. O yüzden düzenleme modunda açıyoruz arkadaşlar. Şey yapacağız. Bu settings'i benim admin'deki indeksi bulacağım. Biliyorsun nasıl adapte ettiğimizi biliyorsunuz değil mi? Admin'e nasıl adapte ediyoruz? Şunu alıyorum, altına yapıştırıyorum değil mi? Şu end block da dahil. Şu delete'le ihtiyacımız yok. Delete'yi siliyorum. Back to list'e ihtiyacımız yok. Sadece niye biz öyle yaptık? Bir saniye. İndeksimiz nerede? Ha, blok aşağıda kaldı. Tamam. Şu var. Sadece formu çağırıyoruz aslında. Sonra indeksin geliyorum. Yukarısında neler var? Bunları da alıyorum. Ne yapmış olduk? Bizim bu settings admin'in bir parçası oldu. Al. Admin setting. S koymadık ki biz. S mi koyduk kontrolür? E yapalım şunu. Küçük büyük E mi yaptık bunu? Setting index HTML ha şey tabii. Şeye girelim. Yolları şey yapmadık. Setting controller. Şu yollar vardı ya. Admin'e taşıması lazım bunu. Taşıdık ya bunları. İlk kez otomatik yapacaktık. Otomatik olmadı. Sonra root. Root var. Şuna da aynı şekilde. Tamam. Root'ta sıkıntı yok. Çünkü kontrolörümüz. Evet, burada gördüğünüz gibi henüz içinde bilgi yok. Şu anda yine settings'te istiyor formu. İster istemez bazı düzenlemeler yine yapacağız. Nerede bizim şu settings? Açıyorum hepsini. Evet. Ne var ne yok? Bunları tekrar benim düzeltmem lazım. Şu şeyleri, include'ları.
Replace all. Yok. Ctrl V. Evet. Evet, gördüğünüz gibi mesela burada XX değil, bir şey kaydedemiyoruz. Şu anda bizim standart şey sayfamız geliyor. Biz sadece editing şeyde aldık. Şimdi iki seçeneğimiz var. Tek satırlık bilgi olacağı için bir. Eğer bilgimiz yoksa, eğer bilgi boşsa oluştur deriz. Sonrasında edit'e yönlendiririz. Çünkü orada bir sorgu yapmamız gerekecek. Ya da işin içerisinde manuel bir tane yoksa içerisinde sadece XX'e bir tane bir şey oluşturup oraya yönlendirmemiz lazım. Yani tekrar edit'e yönlendirmemiz lazım. Çünkü çok satırlı bir veri değil burası. Tek satırlık. Yani burada gördüğümüz veri sadece. Şurada geldi mi? Nasıl görünüyorsunuz? Evet. Şurada gördüğümüz veriden oluşacak. Şimdi ikisi arasındaki duruma bakmamız lazım. Eğer indeks anında, yani indeks sayfasında settings dediğimiz zaman otomatik olarak şeyi nasıl oluşturur? Bir alan nasıl oluşturup içine yazacak? Sonra gidip edit'e yönlendirecek. Select yapacak. Onu edit'e yollayacak. Biraz kompleks, kafanız karışır. O yüzden biraz daha basit yapalım. Settings temel title'ı göndereceğiz. Düzenle dediğimizde girsin, düzenlesin. Yoksa şey yapmasın yani. Yani ekleme düzenleme koyalım oraya. Dolayısıyla kişi görsün, düzenlemek istediğiniz zaman düzenle desin. Düzenlesin gibi bir şey olabilir. Böyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Onu yapalım. Dolayısıyla ben hemen şu alanı da içine koyuyorum. Bu insert nerede? New kısmını da adapte edeyim. Şu edit gibi aynı şekilde alıyorum şuradan. Şuradan itibaren yapıştırıyorum. İndeks kısmını da aynı şekilde alayım. İndeks kısmını şurayı görüyorsunuz. Yapayım. Edit new index kısmı tamam. Sonra alt kısımlarını da yapıştırayım. Şurada var ya bizim formdan sonra gelen kısımları yapıştırayım. Şu indeksimiz nerede? Evet, şurada. Şöyle olsun. Şu da aynı şekilde olsun. Tamam. Bizim şey nerede? Kapatmış mıyız? (127) Admin. Bu arada sol menüye gidip admin'deki sol menüye gidip hemen settings kısmını ayarlamam lazım. O yolunu ayarlamam lazım. Sidebar'a gidip onu da ayarlayayım. Şu geldi ya. Şu settings'e tıkladığım zaman nereye girsin? Setting'e girsin şurada. Evet. Gördüğünüz gibi settings sayfamız geldi ama listeye biz ne koyacağız? Listeye sadece belli bazı alanlarımızı koyacağız.
Yani listeyi, bütün her şeyi orada gösterecek halimiz yok. Sadece temel bazı bilgiler adrese gerek yok. ID, title, company, email, status. E-mail'e bile gerek yok. Sadece görünsün, ufak tefek güçlü. Company'den vardı, evet. Evet, görüyorsunuz. Temel bazı şeyleri, temel bazı bilgileri gösterdim. Burada şu anda hiç ayarlarımız olmadığı için herhangi bir şey gösterilmiyor. New dediğimiz zaman evet, gördüğünüz gibi ne yaptı? Genel bir düzenlemeydi. Bunları değiştireceğiz. Bazı eklemeler yapacağız. Mesela ne şirketi? Ne şirketi? Travel all olsun. Evet, sevdiğim. Bu turu mu yaptık bunu? Info. Evet. Gördüğünüz gibi show ya da edit, show'u boş verin. Zaten show kısmı ya da show'u da gösterebiliriz. Yani show da çalışabilir. Eğer show'u da göstereceksek orada bazı sayfalarını gösterelim. O zaman show'u da ne yapacağız? New'deki gibi şu blokları koymamız lazım. Footer şuradan alacağız. Delete yok. Evet, show'u alıyoruz. New'in üst kısmına geleyim. Şu body'yi alacağız. Show'un da yukarısına koyacağız arkadaşlar. Evet, show dediğimizde bakın bütün şeyle ilgili bilgilerimiz burada gösteriliyor. Evet. Burada görürüz yani. Size kolaylık olsun diye böyle yaptım. Normalde direkt edit moduna girebiliriz. Yani direkt açar açmaz şu setting dediğimizde şuraya açmak isteyebiliriz. Yani direkt şuraya gelsin isteyebilirim. Ama şimdilik böyle çözelim. Yoksa sizin kafanız fazla karışır. O zaman şuraya settings ayarını yapayım. Nerede benim sidebar? Sidebar burada. Settings nerede? Evet. Şurası settings. Şurası bizim şey. Ne yapıyoruz? Pet dediği zaman yani settings'in kontrolün bizi ayarlara götüren şey neresi? Settings index arkadaşlar. Bunu bu şekilde çağırıyoruz. Evet. Evet, gördüğünüz gibi bu ayarı yaptık. Peki bunları
Bu butonları nasıl değiştiriyoruz butonları? Burada da hazır konusu geçmişken bizim herkesin template'inde bazı şeyler var. Butonlar var. Mesela burada nedir? User Interface Element butonlar var mesela. Şurada görüyorsunuz. Şu butonlardan istediğini kullanabilirsin. Mesela info'yu kullanmak istiyorum. Info'nun incele dediğiniz zaman ne yazıyor? Class var. Buton blok info. Burada. İstersen butonu alayım, kopyalayayım. Benim indeksteki şuraya bakayım. Şuraya yapıştırıp öyle almadı. Ne yapacaktım burada? Copy element. Ne oldu? Copy element. Klasını eklemem yetiyor arkadaşlar. Burada gördünüz. Şurada bir şey var. Sonra sil. Tamam mı? Create new. Create new oluşturmayacağız. Yani bir tane şeyimiz var. Show edit yapıyoruz. Create new. Burada bir kontrol yapabiliriz. Eğer şey varsa create new'i ne zaman yapıyoruz? Eğer şeyimiz yoksa eğer bir şey yoksa nedir? Şuna yapayım. Herhangi bir ayar girilmediyse create settings diyelim. Tamam mı? Diğer türlü gelmesin yani. Bunu zırt pırt create oluşturmayacağız. Eğer şu niye böyle oldu? Nasıl çözeriz bunu? Şu butonların arasında bir tane böyle yaparsanız ne olur? İki tane ayrı sütuna yerleştiriyor. Niye böyle oldu? Burada bizim bir şeyimiz var. Bir şey eksik ya. Bir şey sildik buradan. Evet. Şunu silmişiz. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane şey ekledik yani. Şunları silebilirsiniz. İndekste miyiz biz? Şey kalabalıklarını silebilirsiniz burada. Settings page. Evet. Buraya da admin aslında şunun indekstekini admin'dekini zırt buradan kopyalayıp kullanıyorum. Bir kere adam gibi yapsam değil mi? Her seferinde şey yapmayayım bunu yani. Evet.
Şu settings indeksi sileyim. Nerede burada var? Ya böyle düzeltmeler yapmanız lazım yani illa. Evet, settings'te şöyle girdiğiniz zaman, edit dediğimiz zaman şunlar gelecek. Şunlar gelecek. Show dediğiniz zaman gidecek şurada. Mesela burada update var. Görüyor musunuz? Update'i de biraz daha şekilsel hale getirebiliriz update'i. Ne yapacağız ona? Tabii ki buton şeyi göstereceğiz yani. Şu klasları edit nerede? Include settings bilmem ne. Forma gitmemiz lazım. Form nerede? Şurası. Klasını değiştirelim. Klası buraya yapıştırayım. Bakalım ne olacak. Evet. Update. Kocaman bir update butonumuz oldu aşağıda. Evet. Şöyle bakalım neyimiz var. Evet. Böyle. Show dediğimiz zaman şurada her şey gösteriliyor. Settings'e gittiğimiz zaman şey yapıyor. Edit dediğimiz zaman düzeltmeye gidiyoruz. Şimdi burada neyimiz var? Kontak sayfası. About Us var. Referans var. Bunlar bir sayfa. Ya da bu da açılır kutu burası. Değil mi? Bunu bizim düzenlememiz lazım. Bunu düzeltmem lazım. Yani bunu bir açılır kutu yapmam lazım. Oraları. Mesela hemen gidiyorum. Bu tip müdahaleleri nerede yapıyoruz? Formumuz bu. Otomatik geliyor. Buradan bir şey yapmıyoruz. Bunun getirdiği yer burası. Form. Settings formumuz arkadaşlar. Şunu hepsini kapatayım. Settings yapayım. Bir de otelden faydalanayım. Bir, status için arkadaşlar, status için şunu alacağım, götüreceğim. Statüsü buna değiştiriyorum. Evet. Açılır kutu yaptım. Şimdi bu referanslar, bu üç tane gördüğünüz sayfa, bunlar her biri ayrı bir sayfa. Yani zengin metin editörü getirmem lazım. Zengin metin editörü. Yani orası biçimlenecek bir yer. Hakkımızda büyük yazı var, küçük yazı var. Orada başka şeyler var. Paragraf başı var. Bir sürü bilgi var. O zaman buraya zengin metin editörü getirmem lazım. Zengin metin editörü arkadaşlar şu şekilde. Şöyle oluyor arkadaşlar. Alıyorum. Bunu yapıştırıyorum. Şu about az'ı alıyorum şuraya yapıştırıyorum. Adı geçmiş olsun. Burayı sil. Aynısını alıyorum. Kontakt için yapıştırıyorum. Kontakt sayfası da olsun böyle. Adı geçmiş olsun. Bir tane de şurası olmasın. Evet. CK editör olsun. Referans. Evet. Gördüğünüz gibi About Us konfigürasyon kontakt About Us kontakt ve referansları için bir biçimli alan oluşturdum. Status için de true false oluşturdum. Bu kadar. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak diyor ya. Evet, gördüğünüz gibi hepsi için ne oldu? İnternetten araştıralım. About us. About us. Bir firmadan getirelim. About us. A group. Welcome. Gördünüz mü? About us kısmını nasıl
biçimsel bir şey. Evet, gördünüz mü? Artık ne istiyorsanız, burada diyelim ki bu da önemli bir vurgu gibi. Ya da bunu yapıştırabiliriz. Bu daha ilgi çekici bir şey. Biçimlerini niye almadı? Evet, şu şekilde yaptığımız zaman oradaki ne olduğu gibi şey yapıyoruz. Altı çizgili. Değil mi? Gibi. Yani istediğiniz şekle getiriyorsunuz. Kontakt sayfası, kontakt mesela, görüyor musunuz? Bir sürü adres var, görüyor musunuz? Adres, bilmem ne vesaire. Gördüğünüz gibi bir sürü adres var yani. Anladınız mı? Kontakt sayfası, referans. Var mı referanslar? All Brands Company. Neyse, bu da referans olsun ya. Bak, ekleyeyim, yapıştırayım. Update. Evet, bu şekilde bilgileri ekledik. Show dediğimiz zaman bunlar niye böyle görünüyor? Çok önemli değil niye böyle görüldüğü. Burası şey değil, gösterme alanımız değil. Onu düzeltebiliriz. Fakat nasıl düzeltebiliriz? Ondan şova gelelim. Show nerede bizim? Şimdi bunlar show diyorum. Niye? Biçimli metin niye böyle göründü? Güvenlik amacıyla bunu öldürdü. Bunu çalıştırmıyor. Niye? Script içerebilir diyor. İçinde scriptler vesaire olabilir. Dolayısıyla bunu scriptlerini öldürüyor. Yani HTML kısmını öldürerek getiriyor. Öyle olunca bu sayfa bunu HTML olarak görmüyor. Görmeyince de böyle biçimsiz getiriyor. Eğer bu tip biçimli gelmesini istiyorsak şey yapacağız. Bizim bir ayar girmemiz gerekecek. Yani şimdi gelelim settings'in içerisinde show var ya. Şurada bizim about az var ya, şunu şey yapacağız, raw diyeceğiz, tamam mı? Raw diyeceğiz, yani bunu şey haliyle göster, ama yine framework gerekli şey kontrolünü yaparak gösteriyor arkadaşlar. Bunu ana sayfada da böyle getireceğiz. Evet, şimdi refresh yapıyorum. Evet, gördünüz mü? About az sayfasının gösterili şekli, kontak sayfası böyle görünecek. Biraz abuk subuk oldu bu haritalar. Önemli değil. Çok abuk subuk oldu. Referans kısmı da bu şekilde oldu. Şu şeyi biraz ayarlayayım. Kontak sayfamızı biraz settings'te şunu bir edit diyeyim. Şu kontaktaki haritalar düzeltmeniz lazım, yani bu böyle olmuyor. Nedir? Burayı mesela tam ekran yok mu burada? Şöyle bu sadece burayı tam ekran yapıp şey de yapabilirsiniz. Gördünüz mü? Mesela burayı ben burayı biçimli hale getirmek istiyorum. Bana ne lazım? Bir tablo lazım. İki kolon, şöyle diyelim, böyle olsun. Şu bilgileri aldım, hop, şuraya
Bu haritayı aldım. Şuraya gördünüz mü? Biraz daha. Tablo özelliklerine tıkladığım zaman bu kaçtı? Bunu 800 yapayım. Neyini 800 yaptım? Table Properties. Şunu 800. Şeyi 0 yapıyorum. Border size'ın 0. Bunları 5 ayarlıyorum yani biraz. Evet, biraz da şöyle. Ne olsun? Düzgün olsun. Bu haritayı bölmüş mü? Ne yapmış öyle ya? Haritayı bölmüş. Orayı gösterebilmek için haritayı resim olarak bölmüş. Evet, başka bir adres. Gibi. Bu da üçüncü bir adres. Üçüncü, birinci adresin haritası olduğunu düşünelim. Sil diğerlerini. Evet. Küçültüyorum tekrar. Yerine geldi. Gördünüz mü? Kaydet diyorum. Show diyorum. Bakalım nasıl görünecek. Evet. Gördüğünüz gibi biraz daha derli toplu hale getirdik. Yani. Bunlar da şey. Bunlar tabii upload olmadı. Yani. Bu resimler burada görünüyor da. Kopyaladığımız yerde aslında onlar. Linkleri burada yani. Bu resimlerin orijinali. Burada. Gibi. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar settings'i düzeltmek istersek edit moduna giriyoruz. Company Travel All. Anonim. Şirket adres. İstanbul. Bilmiyorum. Fax. SMS. TP. Ulan belki böyle bir site var ha. Travelall.com salladım yani. Var mı böyle bir şey? Varmış tabii ki. Böyle bir isim şeysiz olur mu? Aa yokmuş lan. Vallahi yokmuş. Evet. SMTP mail. SMTP dur. 578 mi Türkiye'deki? Facebook. Al. Gibi yani adreslerini girersiniz. Önemli değil. Çok da bilmiyorum yani. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar projemiz için ihtiyaç duyacağımız settings ayarlar tablomuzun da oluşturulması, düzenlenmesi bu şekilde arkadaşlar. Burada kurduğumuz mantık, yaptığımız işlemler bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani tek ilgili bu tip ayarları yapmamız gerekecek. Formda istediğimiz neyse onu yapmamız gerekecek. Ve ilgili dosyalarda gerekli değişiklik yapman lazım. Yani template'imizi adapte edeceğiz o dosyaları. Butonları değiştireceğiz. Dosyaların yolunu değiştireceğiz. Eğer taşıma yaptıysak, admin'e taşıysak, admin'e
taşımamız gerekecek vesaire. Peki burada önceki dosyalarımızda settings kontrolümüzün settings kontrolünde, yani burada şu name'leri de değiştiriyordum. Name'leri de değiştiriyordum. Burada değiştirmememin sebebi arkadaşlar, settings'e ana sayfada çok ihtiyaç duymayacağız. Yani link ön sayfada settings üzerinde herhangi bir işlem yapmayacağız. Yani sadece çağıracağız. Bu linkleri sadece admin'de kullanacağız. Ayrıyeten admin dememde gerek kalmadı. Peki product'ta, hotels'te, company kategoride neden admin ekledim? Çünkü kategori ben ana sayfada da çağıracağım, işlem yapacağım. Dolayısıyla ya da product ya da hotels ana sayfada da bazı fonksiyonları oluşturup getirip çağıracağım, göstereceğim. Dolayısıyla çakışmamasını önlemek için admin'e taşıdıklarımı admin dedim. Burada bıraktıklarımı bir şey demedim. Buradaysa sadece admin'de iş yaptığım için name'lerde admin alt çizgi settings falan dememe gerek kalmadan direkt kopyaladım ve bazı sadece buraya ekleme yaptım. Buraya ekleme yaptım. Bir de şu dosya, render dosya adlarını admin'e taşıdığımız için yerlerini değiştirdik. Onun dışında herhangi bir şey yapmıyoruz. Delete falan yok zaten. Burada delete ve create, bir tane create yapıyoruz. Eğer boşsa create çalışıyor, değilse create butonumuz bir daha gelmiyor. Edit yapıyoruz. Yani bu alanı silme durumumuz yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunun ID'si sürekli nedir? 1'dir. İlk ID'si tek bir tablo oluşturuyoruz ve orada oluşturuyoruz. Hangi durumda yalnız sileriz? Eğer elle manuel gidip phmyadmin'de silmediğimiz sürece bu alanın ID'si 1'dir. Bunun silmesi yok. Eklemesi var. Eklendikten sonra ekleme gelmiyor. Düzenlemesi var ve gösterilmesi var. Evet. Projemiz için gerekli olan settings, ayarlar kısmının admin paneli kısmındaki kısmı bu şekilde. Bunun ana sayfadaki olan kısmını ana sayfaya geçtiğimiz zaman kullanacağız. Yani ana sayfada title'ın, keywords'ün, description'ın getirilmesini ve orada meta tag'ların eklenme kısmını ise ana sayfamız kısmı bitince orada yapmış olacağız arkadaşlar. Onun dışında şu anda herhangi bir şeyimiz yok. Hatta bakalım burada şeyimiz var mı? Home page oluşturmuş muyduk bizim? Home controller'da mesela. Home controller indeksi çağırırken şurada şey yapabiliriz mesela. Burada şeyi getirebiliriz. Settings repository, dolar settings repository diyorum. Data eşittir, pardon, dolar data eşittir dolar setting repository find bir bakayım. Setting repository şöyle herhalde. Nerede? Şunun otelde kullanmıştım bunu. Şu admin'de. Image'de, pardon. Image kontrolümüzde bu find olayını kullanmıştım. Evet, ha, evet. Tek çizgi soru işaretiymiş. Şöyle. Tek çizgi find by diyoruz. Find one by diyoruz. Burada sadece bir tane getirecek arkadaşlar. Find one by id eşittir 1. Eşittir 1 diyeceğiz. 1.
Tırnak içine mi eklesek bunu? Bundan mı şey yaptı? Find by diyelim hadi. Zaten başka getirmez. Ha şeyi yapıyoruz ya. Tırnak. Köşeli tırnak. Köşeli şey. Find by. Sonra nereye gönderiyoruz bunu? Data eşittir dolar data. Şimdi bunu indekse gönderdiğimize göre bizim admin indekse giriyorum. Pardon, home indekse giriyorum. Home'umuz nerede bizim? Kontrolümüz nerede bizim? Admin'de değil. Sen şurada home. Home'un indeksine geliyorum. Home'un indeksinde ne diyeceğiz şimdi buraya? Data nokta title. Data nokta keywords. Data nokta bakalım ne olacak. Değil mi? Ne diyor? Bakalım ne olacak. 120 0 0. Title. Title tek tel miydi? Çiftte mi yaptık biz? Title'ı bulamadı da. Bir saniye. Show nerede bizim? Yani burada şeye göre geliriz. Nerede bizim show? Admin, yani şunu aynı yapıyoruz, yani şuradaki show'daki gibi yapıyoruz. Setting, setting title, burada setting diye gönderdiğimiz için hemen setting controller'a gelelim. Show nerede bizim? Show. Setting, setting. Peki bizim home controller'da setting repository, setting repository. Data, data. Datayı datayı gönderdik. Bakayım ne getiriyorum. Find all desek ne olacak? Key title does not exist. Allah Allah. Ben bir yazdırayım bunu. Print re. Bakalım niye boş geliyor bu, yani niye? Tamam geliyor bu.
dump yapıyorduk burada. Görmemiz için. Yani bilgi aslında geliyor. Evet, şöyle gelelim. Travel, bütün şeyler geliyor. Title, bir saniye, şunu setting. Acaba setting demediğiniz için mi şey yapıyor? Yok, bununla bir alakası yok yani. Şu data kelimesinden dolayı mı bize gözük kapıyor? Şimdi normalde show'da da aynısını yapıyor. Show'da da settings title yazıyoruz. Settings title yapıyoruz. Aynı şekilde gönderiyorum. Burada da çünkü sorgu yaptım, settings'e atadık. Home controller'da. Şöyle bir dump da görelim yani. Dump'ı böyle bazen yapın, veri geliyor mu gelmiyor mu, yani ne durumdasınız? Her şekilde geliyor arkadaşlar. Yani bu verinin gelip gelmediğini dump'ta da yazdırabilirsiniz. Print array'de de yazdırabilirsiniz ve dahi koyuyoruz. Burada bir bazen işte çağırıyorsunuz bilgi, orada görünmüyor. Fakat böyle yaptığımız halde buradan bilginin burada sorgulandığını gördük. Sonra index.html'e gönderiyoruz. Home controller şeyi gönderiyoruz. Yani bu bir değişken, önemli değil bu. Settings'e gönderiyoruz. Index.html'e gittiği zaman bunlar çalışacak. Keywords description'ı yazacak. Tekrar şey yapalım. Burası değil tabii ki. Burası. İlginç. Şurayı görmüyor. Setting title. With case does not exist. Heh. Niye böyle istedi, ilginç yani. Yani normalde öyle yazar. Evet. Şeyimiz oluştu. Yani normalde şeyi yazıyor. Setting controller'da show dediğimiz zaman aslında veri tabanından sorguluyor. Settings'e atıyor. Burada repository'e. Otomatik yani. Şu ID'ye göre sorgulayıp settings'e atıp show'da böyle gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz de bu mantıkla gösteririz diye şey yaptık. Ama burada göstermedi. Biz de home controller'da sorgumuzu yaptık. Demek ki repository ile gelince, yani sorgu yapınca bu şekilde geliyor. Hatta find, bu şekilde find all derseniz de aynısını yapar. Mesela ne diyeceksiniz? Find all derseniz de fark etmiyor. Burada bu daha mantıklı. Çünkü eğer bir şekilde ID 1 değilse hata verecektir. Ama burada hata vermeyecek. Neden hata vermeyecek? Çünkü burada sıfırıncı. Yani eğer birden fazla satır varsa bu sıfır dediğimiz şey satır numarası. Tamam mı? Satır numarası. Sıfırıncı satırdaki title. Eğer birden fazla veri olsaydı birinci, ikinci, üçüncü satır gibi bir şey olurdu. Ama buradaki sıfırıncı satırdaki title diyerek bakın burada getirmiş oluyoruz. Artık buranın o tip verileri bakın buradan geliyor. Veri tabanından geliyor. Gördünüz mü? Title'ı
keyword description'ı admin'de değiştirdiğimiz travel all mesela burada değiştiriyorum. Diyorum ki travel all holiday company keywords hotel vacation beach vesaire best world travel agency doğru oldu mu? Cheapest çözümleri gibi. Evet. Kaydettik. Refresh yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi değişti. Şunu da yenileyin. Gördüğünüz gibi burası da değişti. Ne yapıyoruz? Bansı diyor ki ya ben diyor dinamik yapmadım. Ne yaptı? Site oluştururken ben doldurdum. Öyle kaldı. Sitenin sahibi zırt pır seni bulacak hali yok. Yani gelip kodları açacak. Meta tagları bulacak. Orada değişiklik yapacak. Ölme şey mi ölme? Böyle olmaz o iş. Yani ne yapacaksınız? Burada dinamik yapacaksınız. Yani adam her yeri değiştirebilecek. Ben title'ı sıkıldım. Değiştirmek istiyorum. Yeni kampanya başlattı. Oraya %60'a varan kampanyalarla tatil. Mesela title öyle yapmak istiyorum. Başka bir şey yapmak istiyorum. Açıklamayı değiştirmek istiyorum. Ekstra anahtar kelime eklemek istiyorum. Kelimeleri değiştirmek istiyorum. Çünkü Google değişikliği seviyor. Gibi. Evet burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar projemizde settings ile ilgili ayarların nasıl girildiği ve bunların basit olarak ana sayfada nasıl çağrıldığı ile ilgili örneği görmüş olduk arkadaşlar. Siz de bu şekilde projenize uygulayın arkadaşlar.